Sukuna'nın vuruşu olan lasegasyon ve disleksiyondan sonra ateş oku var. Aslında bu teorilerin malzemesiydi. Acaba nereden geliyordu o vuruş diye? Hani başkalarından mı öğreniyordu bu kamilyon gibi? Ama burada da öğrenmiş olduk ki aslında ateş oku birçok kesik oluşturarak ve kesik sonucu orada partiküllerin ateşe çevrilerek sürekli kesiklerin yapması. Yani Sukuna bildiği bir tekniği en uç bir seviyeye, en yüksek seviyeye getirme örneği söz konusu. Bunu yapabilmek için tabii ki de Sermon da yapıyor ama burada farklı olan aslında bir domen yapıyor. Bir tane büyük bir kalkan yapıyor ki insanlar girebilsin ve çıkamasın. Bu örnekte Yuji ve Shosu aslında çıkamazlardı ve bunları anlatırken de Ugaume biraz hani Gojo'nun Na Edwin yaparmış gibi hani Sukuna'nın kazanacağını söylüyor. Genelde bu pozu aldığında nasıl biteceğini biz biliyoruz ama o dövüşte çok fazla uzadı, fazla poz veriyor. Bir de Kinji Hakari'nin daha çok yaralandığını görüyoruz. Mesela Uraume pozunda çok daha net ve yaralı değildi. Bu chapter'da da şu örneğini görüyoruz 259'da. Hani Shibuya'nın dramının aynısı oluyor Shinjuku'da ve Shinjuku'da o maf oluşunu yani kaos oluşunu yine Boichi yani Doktor Son'u yapan mangakadan yardım istiyor. Gege Akutami'nin bir bu özelliği var. Hani böyle durumlarda yardım çok istiyor ki Kinji Akari ve Hajime Kashimo dövüşünde yine aynı kişi gelmişti yardıma. Ve Iguruma örneğinde mesela gerçek bir hakimle sohbet etmiştir, yardım istemiştir ki o domen ekspansiyon özelliklerini ve tarzlarını betimsel olarak da ilham alsın diye. Sukuna'ya tekrar geleceğim. Zira Sukuna aslında yapmış olduğu teknik basittir ve bir tanedir. Bunu yani görmüş olduk. Bir Kenjaku, Yuta ve Gojo'ya benzemiyor. Aslında burada Gojo ve Sukuna dövüşündeki ve paralelindeki farklılık daha çok göze batıyor. Zira Gojo her şeye sahip olan bir karakterdi. Güç, erediter ve lanet olarak Sukuna da her şeye alandır. Çünkü Sukuna'ya baktığında laserasyon, diseksiyon ve ateş oku hepsi aslında kesiklerden daha doğrusu geldiği bir tekniktir. Yuta bile hani bu tekniğin kopyasını yaparken aslında ateş okunun nasıl yapıldığını, nasıl yapılacağını anlamadı da. Çünkü o kadar kesik tekniğin çok uç fikirlilikte, çok uç bir metriz yani çok uç bir şekilde hakimlik söz konusu. Yani düşünsene o kadar fazla kesik yapıyorsun ki ateş partikülü çıkıyor. Ve ateş partikülü görmen demek daha da kesiklerin oluşumu aslında biraz da hani kesiklerden oluşan bir atom bombası gibi. Ki zaten öyle domen ekspansiyonunda Shinjuku, Shibuya dramlarında hani onu da görmüş olduk. Her şey yok oluyordu birden. Mizushi'ye bağlı bir tekniktir ateş oku ve Gojo'ya yapamadı çünkü aslında onun lanetle alakalı kurallar çok değiştiğinden ötürü yapamamıştır. Ondan dolayı bazıları şey diyor aslında Sukuna hani avantajlı pozisyonda değildi evet ama aynı zamanda her şeyi de yapabilmiş de değildi. Yani tam iki şey arasında. Bazıları diyor ki aslında çok böyle maksimumunu vermedi. Hayır maksimumunu verdi ama her şeyi gösterdi mi Gojo'ya? Gösteremedi işte bu kural değişikliğinden dolayı. Hem Mizushi'ye bağlı olduğu için bazıları da şey diyor olabilir. Yani acaba Yuji bunu tekrar yapabilir mi? Ama zannetmiyorum çünkü ateş oku çok fazla ustalık gerektiren bir şey. Ki Yuta bile yapamadı ki Yuta aslında kendi klasmanda ve o dünyaya ait zeki ve çok özel yeteneklere sahip bir insandır. Bunlar dedikten sonra bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Burak Güzel Soy ve Jujutsu Kaisen'in 259. chapter'ın özetinden ziyade biraz analizini yapacağız. Çünkü biraz geç atıyorum bu videoyu. En azından ne verildi, ne olacağını ve burada dövüşün sonu, fraternite, kardeşlikle alakalı birkaç teoriler vereceğim. İyi seyirler. Chapter'ı flashback'le başlıyoruz. Flashback'lerde biliyorsunuz aslında Yuji'nin nasıl ters lanete, normal domaini ve akabinde gelecek olan domain ekspansiyonu öğreneceğini gösteriyor bize. Ve orada ve kesinlikle ben şunu da düşünüyorum. Domain ekspansiyonu Yuta'dan öğrenecektir. Çünkü Yuta
bu konuyla alakalı deha olduğunu, hatta Goju'dan daha iyi olduğunu biliyoruz. Özellikle Sukuna'ya karşı ekspansiyonu açtıktan sonra hani hem koordinat değiştirebilip hem de o alanın içerisinde sadece Sukuna'ya hedeflemesi çok büyük bir örnektir. Mesela hatırlarsanız Shibuya dramında Gojo domain ekspansiyonu açarak orada aslında her insanı kurtaramamıştır. Yani domain ekspansiyonu içerisinde herhangi bir insanı koruyamıyordu ve onlar da hani ölenler vardı, sakat kalanlar vardı. Ondan da zaten Fleo'lar, bütün herkes hani Gojo'nun insanların içerisinde domain ekspansiyonu açtığını görünce bir şaşırdılar vesaire. Flashback'te aslında Shosu ve Noritoshi Kamo'nun aslında daha doğrusu Yuji'ye kan manipülasyonu nasıl hissedildiğini öğretiyor. Biraz şeye benzettim, yani Demon Slayer'deki o ateş aşinayı bizim Tanjiro'ya kan manipülasyonu, yani damardaki kanlarını hisset ki oradaki nefes akışını dengelet ki kanama dursun, öyle tarz bir şey öğretiyordu yanlış hatırlamıyorsam filmde. Hatta ölmesine yakın bir durumda olması gerekiyordu. Burada da biraz hani Kamo aynı şeyi gösteriyor ve Yuji'nin aslında çok da zeki olmadığını buradan görüyoruz. Diyor ha tamam böyle hissedeceğim. Yani koluma diyor pipi yaparmış gibi falan. Orada da hadi böyle biraz entelektüel farklılığını görüyoruz. Bir yandan Shosu da çok iyi öğretmenlik yapamıyor, onu da görebiliyoruz. Tabii öyle diyoruz ama aslında bir teorik olarak bir şey öğrenme konusunda Yuji kötü olabilir ama dövüş esnasında çok daha farklı egedite olarak hani öğreniyor, uygulayabiliyor da dövüşlerinde. Biraz Son Goku'ya benzetiyorum. Hani teori konusunda Vegeta daha iyi olsa da ama dövüş esnasındaki zeka, o pratiklik biraz daha Son Goku'ya benzetebilirim Yuji'yi. Bir yandan Shosu da aslında Supernova, onun marka tekniğini öğretmek istiyordu ama Kamo şey diyor, yani aslında burada ters taneti öğretebilmek için daha aslında şey hile yapmadan gitmek lazım. Çünkü atlarsak sıkıntı olur. Bir de Sukuna gibi hani kesik yapan bir karaktere karşı aslında daha çok hil ve koruma odaklı olsa, yani iyileştirme ve koruma odaklı lanetler öğrenilse daha mantıklı olur. Ama orada üzülüyor ki bir yandan da Supernova tekniğinin de söylemesi, aktarması, hani güçlü ve zayıf yanlarının demesi aslında Jujutsu Kaisen dünyasında çok önemlidir. Özellikle bir erediter, yani genetikten gelen bir ters laneti rakiplerine anlattıkça gözünden canlandıracağı için, bir korku oluşacağı için her zaman tesiri daha yüksek olur. Ondan dolayı çok anlatırlar mesela Jujutsu Kaisen'de ve bir tekniğini anlatmak önemlidir. Ondan dolayı hani Shosu'nun bir yandan Supernova tekniğini öğretmek istemesi marka tekniğidir aynı zamanda ki bilirsiniz Jujutsu Kaisen 3. sezonla alakalı birkaç videolar yaptım. Naoya'ya karşı Supernova'yı kullanıyor ve Naoya gibi bir karakteri knockout ettiğini görmüştük. Tabi flashback'te neler oldu tam olarak bilmiyoruz. Hep 3 nokta üzerine bırakmayı seviyor Gege Akutami. Çünkü Supernova ile alakalı ne oldu öğrenebildi mi? Ve hatta orada hani Yuta ile vücut değiştirmeyi düşündüler. Yaptılar mı gerçekten onu bilmiyor. Ve flashback bittikten sonra aslında Yuji, yani Yuji'nin persepsiyonundan bakıyoruz olaya. Çünkü Yuji anlamıyor karanlık bir yerde. Normalde hani girişi olup çıkışı olmayan bir alan, bir kalkan yaptı Sukuna ki iyicene etkilensinler bu ateş kalkanından. Ateş okundan pardon. Tekniğin adı buydu. Ve orada aslında kan koruması yapan bir Shosu, ölmekte olan bir abi ve feda eden, küçük kardeşi için feda eden bir abiyle denk geliyoruz. Yani sahne ne diyeyim ben okurken çok üzüldüm. Hani enerjim düştü ciddi bir şekilde. Şu Shosu'yu mesela belli insanlar şey dediğini okudum da Gege Akutami çok böyle çalışılmadığı karakterleri öldürüyor diye. Yani çok tamamlanamayan duygusal olarak, seviye olarak öldürüyor diye yorum gördüm. Ben hiç düşünmüyorum onu. Bir kere hani en temel duygu üzülme duygusu. Mesela üzülme duygusu hani insanların böyle edindiği o enerji düşüklüğü bir kere ilk göstergedir. Bir iki de aslında Shosu'nun hayatına baktığında Fleo ile insan arasındaydı. Ki Shibuya dramında ilk başlangıcında daha çok Fleo tarafını aldı. Yuki hani bir aylık süreci olmasına rağmen onu kurtarıp
sen insan gibi yaşta da derken çok önemli bir şeydi. Çünkü aynı zamanda Shosu'nun çok uzun bir zamanı yok. Aynı zamanda insan olmayı tercih etti. Hani bir tercihti. Free olma bir tercih değildi aslında. İnsan olmayı tercih etti. Ve hem birçok şey öğretip hem kardeşlerinle arasındaki bağı daha da kuvvetlendirip yüce tercih olarak kardeşine olan aşkından ötürü kendisini feda etti. Ve üstelik Sukuna'nın gözleri önünde. Daha sonra geleceğiz, bir ciddi bir teori var onunla alakalı. Bir de hani zaten betimsel olarak kullanmış olduğu teknikler de bakıldığında mesela ben çok tesirli olduğunu düşünüyorum Shosu'nun. Çünkü Shosu'nun Shosu'ya ait olan mesela kan manipülasyonu, uzaktan böyle bir kan sıçratma görünce aklımıza gelen Shosu'ydu yani. Ve hatta mesela fiziksel olarak kuvveti olsun. Yani çok güzel bir vibe'ı vardı ki görünümüne bakmak lazım. Hani iki tane bigudi kuvveti olan bir karakteri ben seveceğimi düşünmedim. Çok bağlandım. Ben kesinlikle hani aslında Shosu'nun çok basit bir karakter olduğunu düşünmüyorum. İyi dolduruldu. Şunu da demek lazım. Aslında geçtikçe, deminki anlattığım videoda gibi, birisi her şeye sahipti, birisi hiçbir şeye sahip değildi. Zaman geçtikçe bir şeyler anlatıldıkça, hani önce mesela neden başladı? Sukuna bir Fallen'dı. İstenilmeyendi. Düşmüş bir karakterdi ve o düşmüş karakter bir teknik üzerine çalışarak her şeye sahip olan karakteri yenebiliyor. O da Gojo Satoru'dur. Yani chapter'lar geçtikçe aslında belli dövüşlerin daha böyle berrak bir şekilde oluyor. Ondan dolayı ben Jujutsu Kaisen bitirdiğimizde birkaç karakter, birkaç ark, nasıl öntü da her şey, yani saatlerce konuşabilirsek bence bununla alakalı da konuşabiliriz karakterler ve o zamanlar gelecek çünkü biraz hani taze kalmış ve başlangıçtan beri bu kanalda da macera olarak beraberiz Jujutsu Kaisen konusunda. Ondan dolayı yani chapter'ların gitgide belli eski olayların daha hani açıklayıcı olması ben kesinlikle basit olduğunu düşünmüyorum. Öyle hani tesadüfi bir durum değil. Shosu da en sonunda şey diyor yani sana bir hocalık yapamadığımdan dolayı özür dilerim. Ve sahne bana çok şey geldi yani çünkü orada ateşten aslında küle dönüşüyor. Ve Yuji'nin yani karşı karşıyalar. Ve kesim de yani yani sayfa kesimi de öyle gösteriyor. O çok üzücü oldu. Hani orada bir yandan Yuji gibi bir şeyler anlamadık. Karanlık bir şey var. Ki biraz o reprezentasyon geçmişte de biraz yaşamıştık. Hani bir Jiraiya misali. Jiraiya öldükten sonra Naruto'ya sırtına vurur ya. Hani orada da eskiden Shosu ölmeye yakınken işte kardeşleri bir sırtına böyle vurma olayı oldu. Bu sefer bütün yükü kendisi alıyor bir kardeşi için. Sayfayı da ilk görünce aklıma Obito Naruto sahnesi geldi. Çünkü o Naruto da oradan hani rejenerasyon yapmaya çalışırken Obito'ya karşı. Çünkü Kaguya'nın o çözümleyici, parçalayıcı bir okunu yedi. Ve orada ne kadar uğraşsa da Ashes'e yani şeye dönüyor, küle dönüyor. Çok duygusaldı. Hani gözlerin önünde Naruto'nun bir şey yapamaması ve öyle bir de vücudun böyle kül haline dönmesi de daha hani dramatik, parçalayıcı bir şey. Çünkü ondan kalan bir şey olmuyor yani. Küle dönüyor, toza dönüyor vesaire. Çok inanılmaz bir sahneydi. Çok üzüldüm. Shosu benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesiydi Jujutsu Kaisen'de. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence sizin için de öyledir. Ve diğeri aslında yok olduktan sonra yani hem Shinjuku yok oldu, hem sevdikleri yok oldu. Yine şey olayı var. Nobara'nın ölüşü, Shibuya'nın yok oluşu onu aslında moral olarak gene ve yani Jujutsu Kaisen dünyasını anlatan ve bizler aslında bir bobinajız, bir koca bir sistemin bir ankraj parçasıyız. Bir yandan da sorgulamaya açıkken orada zaten çok da yani psikolojik olarak güçlü bir Yuji var ve yine Todo geliyor, Best of Friendo geliyor, herkesin sevdiği. Yani Todo'nun gelmesi zaten biraz gelince de şey anlatıldı. Yani nasıl insanları koruduklarını, çünkü Meimei'nin kargaları lanet yüklü oldukları için aslında expansion domain'in etrafına gezerken Todo onları, içindeki karakterleri dışa direktme teleport ediyordu ve böyle kurtarıyordu. Onun için Todo'nun gelişi biraz umut vericidir.
nasıl git Nobara yaşayabilir demesiyle burada aslında Utah, işte Kusakabe, Maki, bunların aslında safe olduğunun da göstergesi. İlerleyiş psikolojisi hoşuma gidiyor çünkü aslında Mei ve Todo bu planı yani yaptılar ve planı yaparken özellikle Yuji'ye söylenilmemesi gerektiğini söylediler. Çünkü aslında parmaklar arasında, Sukuna'nın parmaklar arasında bir rezonans olabilir. Rezonans olması sebebiyle aslında Yuji'nin belli şeyleri bilmesi belki Sukuna'yı da bilebilir ve biz de aslında Yuji gibiyiz. Şaşırıyoruz yani. Utah domain ekspansiyon yapıyor, şaşırıyoruz. Maki geliyor, şaşırıyoruz. Bir yandan işte Shoso olayı vardı. Ondan sonra Todo geliyor vesaire. Biz de bilmediğimiz için biraz Yuji gibi hani kenara böyle bize pozitif bir ayrımcılık yapılıyor ama böyle bir kenara attılar tek başımıza. Ve bunlar hep böyle bize şey oluyor, bir hoş sürpriz oluyor. Ve Todo geldiği gibi hemen anlamaya çalışmıyorlar. Zaten Yuji demiştir Shoso'ya, teşekkür ederim abi. Devam ediyorlar falan. Çünkü karşıda sıkıntı ve yıpranmış bir Sukuna var. Üstelik hani her şey mahvolduktan sonra ilk rölyef olarak gördüğümüz insan Sukuna'dır. Yani hedef o abi. Ona dolayı basmaya devam böyle. Bu çok güzeldi. Bir temerer bir kalkışları var. Todo'da çok bir şey anlatmasına gerek yok. Olay belli. Ve koluyla alakalı aslında birkaç teoriler döndü. Teorilerin bir tanesi ben kesinlikle kolu biraz Mekamaru, aslında Mekamaru da Mekamaru'ya da yakın olduğu için sonuçta Mekamaru hani özelliği çok uzaktan lanetlerini kontrol edebiliyordu ki Japonya'nın bütün Japonya'ya yani en uç sınırına kadar dayanıyordu. Güçlü bir laneti vardı. Üstelik düşünsenize hani o laneti kullandığını ve üstelik o kol protezi bir lanetli silah olsa çok daha fena olur. Çünkü bakıldığında Todo'nun tekniği komplike bir teknik değil. Çok basit bir teknik ama ona rağmen çok da zorlayıcı bir rakip. Ondan dolayı Todo'nun koluyla alakalı yani ciddi bir protez kol, hatta bir lanet silahı, belki de bir power up olabilir. Biraz Metal Gear Phantom Pain tarzı. Venom Snake daha doğrusu desem daha uygun olur. Ve ikonik duo'muz gidecek Sukuna'ya karşı dövüşmeye ve Sukuna'ya karşı dövüşürken de yavaş yavaş sona geldiğimizi düşünüyorum. Hani sona gelirken Sukuna yenilmeyecek. Sukuna bence aşkı, ki şimdi teoriye geçelim, aşkı daha iyi öğrenecek. Niye böyle diyorum? Çünkü biliyorsunuz Gojo öldüğünden beri şey diyordu aslında, Sukuna yalnızdır. Sukuna piramidin tek başına en üstteki, en tepedeki insandır. Ve zaten hain demeyeyim de kifayetsizliğin, soğukluğun aslında yani duygusal olarak gösterimi nedir? Kifayetsizliktir. Sen bir insana sinirlendiğinde aslında biraz seviyorsun. Biraz ona bir bağ veriyorsun. Belli bir pay veriyorsun duygusal olarak ki sinirleniyorsun. Ama bir insana karşı kifayetsizsen o zaman aslında aşkın tersi yani sinir değildir. Kifayetsizliktir yani. Ve orada aslında Sukuna Yuji'ye karşı hep kifayetsiz olmuştur. Hakaretler söylemiştir. Ama hiç böyle iplememezlik de var. Hani derler ya mesela bazen böyle bir ilişki içerisinde yani eğer senden hiç ilgilenmiyorsa en kötüsü budur. Sinirleniyorsan yine sevin, biraz sevgi ver falan. Ve orada aslında Sukuna en son Yuji'ye karşı sinirleniyor. Hatta olmadığı gibi sinirleniyor. Ondan dolayı bir kere hani bir aşk olarak biz ya sevgi demeyeyim, bir duygusal bir şey olmuş Sukuna'da. Ben burada ciddi bir şekilde yani teorilerimde yani ciddi bir şekilde şöyle destekleniyor. Şimdi Sukuna farkında olmuştur olmamıştır kardeşinin 7 hayatta kalabilmek için. Bir yandan Yuji aslında bir kardeşi, bir yeğenidir ama bir kardeşini taşıyan bir duygusal ruhtur aslında. Yani legasyon şekline gelmiştir yen olarak karşısında. Ve üstelik Sukuna şahit olduğu olay da çok önemli. Kendisi kardeşini yerken hayatta kalabilmek için bir abi kardeşini aşk için, sevgi için feda ettiğini görüyoruz. Ve üstelik bu bütün bu dövüşlerde yani Sukuna olmadığı gibi sinirlenmesi de belli aşkların aslında belli duyguların başlangıcıdır. Çünkü bana sinirlenen Sukuna şeyden daha sıcak gelir. Hani ben istediğim gibi yerim. Yok canım istediği gibi yerim. Canım istediği gibi dövüşürüm. Hani Hajime Kashimoya dediği gibi.
Orada çok soğuk bulurum mesela. Ve farkına varmadan aslında Sukuna koymuş olduğu prensiplerine karşı olduğu için yenilecektir. Ki o da aslında duygu onu yenecektir. Biraz daha hani en büyük örnek bizim hepimizin sevdiği Toji'dir mesela. Toji çünkü Toji'nin bir prensipleri vardı. Para için abi yani operasyonu öğren, operasyonu kurgula, operasyon dışına çıkma, kuralın sana istenilenin dışına çıkma. Yani jüzsüleri öldür, paranı al, çık. Ne zaman ki o prensibinden çıktı, yani ne zaman ki o Gojo ikinci dövüşünde normalde onunla dövüşebilmek için hiçbir şey yoktu. Hiçbir bağlantısı, dövüştürecek bir husus yoktu aslında. Gerektirmiyordu. Prensibine karşı olduğu için zaten Toji ölmüştür. Toji yani prensibine bağlı bir insan aslında koymuş olduğu kuralların içerisinde en optimizeli şekilde aslında hayatta kalıyor. En optimizeli şekilde ya da var olduğu gibi kalıyor diyelim. Yani hayatta kalıyor demeyelim çünkü şimdi jüzsü dünyası biraz karışık, ölüm, yaşam vesaire. Ve ondan dolayı yani ne zaman ki işte Toji gibi Sukuna prensiplerine karşı gelse o zaman orada yenilecektir. Böyle bir Toji'ye bir paralellik yapabiliriz. Nasıl ki hani Gege Akutami hep Gojo'ya bir göz kırpma yapıyor. Benden Toji'ye yapasım var abi. Kısaca diyeceklerim bu. Yani Gojo aslında Sukuna'ya karşı yani hayatta geleceğini düşünmüyorum. Ha ama belki de Gojo'nun bu kadar mesela tizlenmesi Gojo'nun özellikle hani en son Abominable çıktıktan sonra Abominable derken aslında Embryon'un Japon halkıyla birleşmesi sonucunda o büyük canavarı göreceğiz. O Jinchuriki'yi göreceğiz abi. Orada aslında görebiliriz. Çünkü bu kadar bir karakter üzerine bu kadar çünkü Sukuna'yı da aslında nasıl ki biz yani Shoso'ya diyorlar ya Shoso çalışılmadı. Hayır abi. Sukuna şu an inanılmaz çalışılıyor. Duygusal olarak Gege Akutami biriktiriyor. Şimdi bir tane hani tepeden inme Gojo geldi de hadi yendi falan olamaz. Çünkü karakterler çok emek harcadı. Ve aynı zamanda bütün karakterler emek harcarken de karşısındaki, kendisindeki ve özellikle Yuji'yi dolduruyor. Ama Gojo'nun şöyle bir yandan geleceğini düşünüyorum. Özellikle başka bir düşmana karşı yani Kenjaku'nun işte Japon halkı birleşmesi gibi. Çünkü hatırlatırım aslında Kenjaku'nun planı oldu. Sadece şu an Sukuna aktifleştirmiyor. Veyahut da bilmiyorum bir engel de olabilir. Onu tam böyle vakıf değiliz. Ama şu an Sukuna öncelikle bir egoist tatminini kapatabilmek için fight'ı devam ettiriyor. Ki yapısı o. Dövüşmeyi seviyor. Sangoku gibi yani. Yeter ki güçlüler olsun. Ben de şey yapayım. Ama yani gelişeyim. Ama burada inata dönmesi, bir şeye sinirlendirmesi, kifayetsiz kalmaması işte burada prensiplerine karşı. Şu an uzatmaları uzatıyor yani. Şu an aslında maç bitmişti de uzatıyor o. Sukuna tercih ediyor. Ona dolayı böyle düşünüyorum. Yani teorilerim bu. Gojo'ya geri gelecek diyenler inansınlar. Ama Sukuna'ya karşı geleceğini düşünmüyorum. Çünkü fazlasıyla bize hani serpiştirilmiş duygu yani serpiştirilmiş işte şeyler var. Bu olabilir, bunun tekniği bu, meymeyi var, uzaktan o var, ters tane. Ya çok şey var aslında, çok böyle veri var. Bunlar aynı zamanda 3 noktaya açık. Hani bir herhangi bir kapıyı açtığında Gege Akutami, aa bak bunu demiştim, ima etmiştim diyebilsin de olabilir. Ama diyeceklerim bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz yazın yorumlarda okuyorum, merak da ediyorum. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Burak Güzel Soy. Bu arada destek için bir like, bir abone olmayı unutmayınız. Esenle kalınız. Size ciao diyorum.